Evet tabii. Evet, bu Ne olmaz. olacaktı Mesela yani? tarihin seyri muazzam bir dönüşüme mi uğrardı bu topraklar adına? Şimdi ne Çünkü belli bir bekliyoruz? noktaya kadar getirdi. %3'ü okur yazar olan toplam ne bekliyorsunuz? Yani birazdan şuna çok içerlediğimi söyleyeyim. Söyleyin hocam. Şimdi açalım dosyaları. Nesini açacaksın Mustafa Kemal? İsmet Paşa açtırsaymış Atatürk dönemini. Açtırsın, ne görecek orada? Vatanı için şu kadar çalışmış, hepsinin önüne geçmiş. Hepsi otururlarken bu iş için padişahıyla ters düşmüş. İstifayı basmış, İstanbullara gelmiş, sivil giymiş. İdam dahi edilebilir, emre itaat etmiyor. Bunu yapmayacağım, fiiletim müsait değil diyor. Orduyu teslim edeceğim bir generalin ismini verin diyor. Kalkıyor İstanbul'a geliyor bütün bunlara rağmen. Sonra Anadolu'ya geçiyor. Bin bir oyun düzen işte arka arkaya gelen şeylere bakalım. Bu adam nesini açacaksınız? Bu adam kadınlara kadın hakları veriyor. Al size bir şey. Niye halife olmaz? İşte bundan dolayı olmaz. Size bir şey söyleyeyim mi? Vallahi ne açılacaksa açılsın da şu bitmeyen senfoni yani şu Ama bitirelim yani. Artık bir şekilde bitsin ve gerçekten Mustafa Kemal Atatürk de mezarında rahat yatsın yani. Hepsi bak, yatsın. Hala Cumhuriyet değerlerini biz Atatürk üzerinden tartışıyoruz. Hala mesela ortada bir garabet varsa hop o döneme atıf yapılıyor işte şu sebepten dolayı oldu deniyor. Ondan sonra demokrasi konusunda tartışmamız varsa yani şimdi Atatürk'ün vefatının üzerinden çok geçti. Anlatabiliyor muyum? Yani o zaman bazı şeyleri daha birileri çıksaydı da yerine koysaydı denir. O yüzden biz bu programı yapıyoruz ki ne sorulacaksa sorulsun, anlatanlar da anlatsın, seyirci de hah yerine koyduk tamam şimdi desin. Yani. İstiklal mahkemelerinin yargıçları hukukçu olmak zorunda değil. Dünyanın hiçbir yerinde Ama şimdi değil. Hocam istiklal mahkemelerinin yani %100 arkasında mısınız kesinlikle. Ya? Kesinlikle. Bakın, kesinlikle diyorsunuz. Kesinlikle. Neden ama söylüyorum? Çünkü bakın neden bir ön yargılarımız var? Bir kere bir istiklal mahkemeleri Hocam iki temizi dönem. Dahi olmayan hayır, hukukçunun hayır, başında hayır, olmadığı. Söylüyorum, söylüyorum. Yani idam kararı değil. Ya, bakın, ben bunu böyle idam ön ediyorum. Öldü mü? Olmayın, olmayın. Böyle değil çünkü. Olmayın diyorum. Yanlış şeyi söylemeye devam ediyorsun. İstiklal mahkemeleri ikiye ayrılır. Cumhuriyete kadar olan istiklal mahkemeleri. En demokratik mahkemelerdir. Hocamız söyledi ki meclis seçer. Sonra da hesap sorar. İkinci dönem cumhuriyetten sonraki istiklal tamam, mahkemeleri ikinci farklı. Tamam ikinci dönemi konuşalım o zaman. İkinci işte dönemi yani. Konuşalım. Hayır. Kimleri asıyor bu meclis? Meclis asıyor. İstiklal mahkemeleri araç olarak kullanıyor. Üç tane madde var. Vatana ihanet maddesi. Meclis açılır açılmaz. Çıkan iki numaralı kanundur. Oradan kaçan. Askeri arkadan vuran. İşte fitne sokan. Köylerde böyle doğa falan. Peki bunlar ya öyle değilse? Ya yani oradan kaçanı öyle değilsesi var mı? Orduda dövüşüyorsun şurada. Tekim üç kişiyi kurşuna dizer. Valla siz buradayken yani evet. Burada hani hocalar ama, varken, akademisyenler varken benim ama, herhalde herhangi bir itirazda buna bulunmamış kim itiraz etsin değil ki? Ama. Hayır niye? Yani diyeceğiniz bir şey var mı acaba? Ama şunu söylüyorum ben daha bitirmedim ama. Şunu söyleyeyim. Eskişehir'de savaşıyoruz. 30 bin asker firarda. Niçin firarda? Vahdettin'in el ilanları dolaşıyor birlikler arasında. Yukarıdan atıyor Yunan uçaklarıyla. Burada ölürsen şehit sayılmazsın. Ben İslam halifesi olarak bu savaşta rızam yok diyor Vahdettin. Dolayısıyla diyor burada ölecek olur isen vatan için ölüyor falan değilsin. Adam bunu okuyunca ertesi gün kaçıyor, firar ediyor. 30 bin kişi oradan kaçanlar. İkinci Yeni Savaşı esnasında. İnönü bir emir çıkartıyor. Vurun diye. Biz 3 kişiyi sırtına vurduk. 2 askeri de astık. Başka türlü bunun önüne geçme imkanı yoktu. İstiklal mahkemelerinin birinci döneminde yani yargıç olmayan, hukukçu olmayan kişiler bir tek şeye baktılar. Vatana ihanet suçu işledin mi işlemedin mi? Adam daha da elinde içki yap. İşte belli oradan kaçmış içkiyle yapıyor. Yakalamışsın. Ne yapacağım bu adam? Dolayısıyla idam edilenler bunlar. Ama kaç kişi? Bak diyoruz 100 binler. Şimdi 50 bin derseniz yanlış yaparsınız. Diyeceksiniz ki 50 bin dosya açıldı. 40 bini berat. Berat. Kılına dokunulmadı. Kaç 10 bin kişi, 10 bin, bin kişi. Siz bana bir devrim gösterin. Mao dahil, Lenin dahil, Fransız ihtilali dahil, bizi dahil. 200 binin altında bana ölüsü olan asılmadık, giyotene gitmedik, idam edilmedik bir devrim söyleyeyim. Yoktur böyle bir şey. Yani 13 milyon insanın bin kişisi mi haindi o gün? Mümkün mü? Bir kısmı da tolere edildi böylece. Yani şöyle bir dediğim şey, zaten bu yargıçlar yargıç falan olmak zorunda değiller. Robespierre'e gidip de giyotene gönderen adam yargıç mıydı? Fransız ihtilalini yapanlar, kralı işte Marie Antoinette'le beraber idam eden mahkeme... Hukukçulardan mı oluşuyor? Kral İsviçre'den paralı asker getirdi. Sarayı Fransız halkına karşı korudu. Bu vatana ihanet sayıldı. 1789'da devrim, 1792'de idam ettiler. Sebebi buydu. Sen kendi yurttaşına karşı para vererek getirdiğin askerle benim üzerime ateş ederek kendini korumaya çalıştın. Kralın kabahati buydu yani. Dolayısıyla ama onun karşına bakın 9 yaşında çocuklar dahil herkes giyotine gitti. Siz bana bir devrim gösterin de İşte hanedan falan diyoruz niye böyle gönderildi işte şu da oldu bu da oldu falan filan. Diyeceksiniz ki öldürülebilirlerdi. Bir o iki her birine £2000 verildi. Toplamı £500.000.
Bu ne demek biliyor musunuz? Bizim Musul Kerkük petrolleri karşılığı aldığımız para. Hocam bir şey bakın, söyleyeceğim. Bakın, bakın. Şimdi yani evet, salt söyleyeyim, ama söyleyeyim, yani söyleyeyim, insanların söyleyeyim. Yurt dışında yaşadıkları hani o evet. sürgüne gönderildikten neden? Sonra yaşadıkları neden ama neden? Dramı da artık söyle, o dramı niye görmezden gelmiyor. Hayır gelmiyor. Niye yaşıyorlar o dramı? Niye mi bunlar yaşıyorlar? Bunlar dünyanın en zengin insanları. Çünkü zengindiler bu topraklarda zengindiler. Hayır hayır bak bunlar hep yanlış bilgi. Yanlış bilgi. Dünyanın her yerinde gayrimenkul sahibiydiler. Eğer Abdülmecit'le Vahdettin anlaşmış olsalardı. Bakın Abdülmecit bıraktığı tamam, vasiyette. Tamam hukuk mücadelesine birlikte yürüselerdi belki bitmişti. Evet bir işe yarayacaktı. Ne belkisi? Ama bir şey diyeceğim şimdi, insanlar yani bir sonraki mevsimde nasıl olsa burada olurlar diye üzerlerine kıyafet dahi almadan gitmişler. Ve yani yaşadıkları sefalet. Yani ne var? Şimdi, bakın, şimdi hocam ama yani bana böyle gitmiş bir hanedan gösterseniz de dünyada. Ne yapmış? Çarlık böyle mi gitti evinden giderken? Yani tamam, yarın dönerim tamam, diye mi gitti yani? Onu zaten ben ben söyleyeyim yani bu bir lütuf olarak değil yani tarihi bir gerçek. Evet daha fenası da olabilirdi ama yani yapılanda şahane bir iş değil mi öyle 15, de demeyelim. Ya bütün ama ihtilallerde yönetimde kim var idiyse gider. Bu Mao'da da gider. Hocam, yani gider gider. Gitmesinler ama diyen yok da yani girmediysen, yaşadıkları sıkıntıyı da görmezden gelmeyin o sıkıntı bu yüzden insanların oldu ama. Da. Bunlar en refah şekilde yaşayabilirlerdi. Bakın Abdülmecit'le o kavgayı bilmiyoruz. Gereksiz yere tartışıyoruz. Abdülmecit dedi ki ben ölünce onun gömüldüğü topraklara beni gömmeyin. Abdülmecit Paris'teki bizim Müslüman camiyi, bir tane camimiz var. Bugün de var o Paris'te. Ya dehlizine koyduk 10 yıl o cenazeyi orada tuttuk. Hiçbir İslam ülkesi kabul etmedi çünkü. Suriye kabul etmişti. Suriye'de Vahdettin yatıyor diye. Vasiyetinde diyor ki o kadar düşman hale gelmişti ki. Sebebi ne? Bak bunu hiç sormuyorsunuz. Çünkü Vahdettin'in milli mücadeledeki halinden Abdülmecit şikayetçidir. Abdülmecit şikayetçidir. Yani benim şimdi aile hocam, olarak da... Şimdi hocam bir şey söyleyeceğim. Netice itibariyle bu ülkeye ihanet etmiş insanlardan bahsetmiyoruz. Hayır hayır. Ben tabii ki Cumhuriyet'in ilan edilmiş olmasını... Tabii ki saltanata yani bugünün değerlerinde tamam. ancak bu yapılabilirdi, böyle doğru. giderdi diye düşünen bir insanım. Aa, keşke saltanat devam etseydi demiyorum. Tamam. Ama netice itibariyle ülkesine tamam. ihanet etmiş insanlardan doğru. bahsetmiyoruz doğru. burada. Bu birincisi. İkincisi evet. bu insanlar pasaportsuz, evet. topraksız. Ne yapacaklar? Gittikleri yapacak... yerden pasaport alacaklar zaten. Nasıl gittikleri yerden? Gittikleri her yerden. Ya yani böyle gidiyorlar, yok. Tığ tebir gidiyorlar şimdi, hocam. Allah aşkına. Böyle ayrıca değil. Bir şey böyle sağa değil. Sola gönderilmiş notalar yok mu? Bunda insanların hayır, peşinde hayır. değiller mi ya? Ya bunların... Ya bakın. Acemir hocam siz hiçbir hayır, şey hayır, söylemiyorsunuz. Bir dakika yani söylesin ya. Hocam ama bakın. Ben izin verirseniz bu konulardaki fikri. Peşine takılan tek adam yok. Yani bunların belirteyim. Tabii ki siz bana 1938 yılında Londra'da hazırlanan Atatürk'e yönelik suikastten haberiniz var mı? Hocam. Vahdettin'lerin hazırladığı. Ama bir şey yani söyleyeceğim. Osman, işte burada 50 sayfa anlatıyorum. Elmalarla armutları karıştırmayalım. Hayır işte hanedanın yaptığı bir işten bahsediyorum. Hani diyoruz ya gittiler çok masum oturdular. Ben de diyorum ki size 38 Şubat'ında ölmeseydi eğer 38 Şubat'ta nasıl öldürüleceklerin konusunu İngiliz belgeleriyle okuyun burada. İngiliz hariciyesinin belgeleriyle okuyun. Dolayısıyla söylediğiniz gibi değil. Niye peşin adam takılsın ki? Yani bir düşünelim o çocuk 7 yaşında onun peşine kimi takacağını da nesine bakacaksın ki zaten. Yok böyle şeyler. Fakat ikişer bin pound verdin, beşer bin versen ne olacaktı? Onar bin versen ne olacaktı? Gene bitecekti o. Neden? Benim hanedanım iş göremez, dil bilmez, eğitimi yok, mesleği yok. Yetişme tarzı bu. Dünyanın hiçbir yerinde 367 kişilik hanedan yok. Her birine 2000 pound. Ama siz de çok vasıfsız insanlarmış gibi bahsettiniz ya. Bana gösterin. İşlerinde görev yapabilir. Ya? Ya biri şoförlük yaptı, öbürü garsonluk yaptı. Ne yapsın? Aç mı kalsın adam Allah değil, aşkına ya. Değil ama mesleği yani. Varsa mesleğini yapar. Bak Yunanistan'da darbe oldu. Yunanistan'daki kralın kendisi İngiltere'ye geçti. Danışman olarak 3 dil biliyor çünkü. Üniversite mezunu. İşe başladı. Karısı işte gitti. Carlos'la evlendi. İspanya kraliçesi bugün. Herkes de her hanedan bir şeyler olur. Ama bizimkilerin bir mesleği yoktu. Olmasına da gerek yoktu. Hangisi çalışıyordu ki zaten burada görev yaparken, saray varken? Duydunuz mu falan prens doktor. Yok böyle bir şeyimiz. Bunun için bir şey demiyorum ama asıl söylemek istediğim yurt dışındaki zenginlik o kadar büyük ki. Cumhuriyet de bunu reddetti. Bana göre yanlış yaptı. Abdülhamid'in tehlikesini reddetti ya Cumhuriyet. Neyse ya bana burada tabii yani bunu savunmak düşmez ama hani yani çözselerdi Cemil böyle Koçak keşke rahatsız. Bir cevap versin. Ama isterim ki sizinle böyle bir program yapalım da yani bu konuda hakikaten ama sizin kadar sesini yani, çıkarmak isteyen biri cevap versin. Ama yani buralara belgelerle gelmeniz şimdi lazım. Önceden söylerseniz. Eğer izin verirseniz buyurun bütün hocam. Bu konuşmalar konusundaki fikrimi lütfen açıklayayım. Şimdi birincisi ben prensip itibariyle Türkiye'de yapılmış olan devrimin Fransa'yı da Rusya'yla falan karşılaştırılabilir bir devrim olduğu kanaatinde değilim.
Hatta bunun ne ölçüde bir devrim olduğunu tartışmaya açık bulurum. Hiçbir şekilde ne Fransa ile ne Rusya ile karşılaştırılacak bir devrim sürecinden bahsedemeyiz. İkincisi, bu İstiklal Mahkemelerinin ne kadar siyasi otoriteye bağlı ve bağımlı olduğunun zaten resmi bir belgesi vardır. Bunu da açıklayayım bu programda. Rauf Orbay 1939 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili olacağı zaman Cumhuriyet Halk Partisi resmi bir bildiri yayınladı ve dedi ki Rauf Orbay her ne kadar bu İstiklal Mahkemesi'nde 10 yıla mahkum olduğu İzmir İstiklal Mahkemesi davasında yeniden yargılanmayı talep ediyorsa da maalesef hukuken buna imkan olmadığı görülmüştür. Fakat asıl vurucu olan cümle şu: eğer yargılamanın yenilenmesi mümkün olabilseydi Rauf Orbay'ın beraat edeceği kesindi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki aslında bizim İstiklal Mahkemelerinin kararlarını hiçbir şekilde ciddiye almayın. Bu arada arada bir asılanlar varsa onlar için de ancak üzüntülerimizi belirtebiliriz. Dolayısıyla İstiklal Mahkemeleri, bana soracak olursanız eğer, tamamen siyasi mahiyette mahkemelerdi. Rauf Orbay diyor ki cehennem değirmeni siyasi hatıralarımda, sizin kitaptan okuyorum. Evet. Peki idam edilmiş masumların yaşama hakkını geri getirmek mümkün müydü? Değildi. Onların dar ağacındaki cesetleri üzerine yapıştırılan ihanet, cinayet yaftasının evlat afadının taşıyacakları elem ve ızdırap ne olacaktı? Hiç artık bundan sonra zaten böyle yazılarak kalacak. Yapılacak hiçbir şey yok. Ölmüş olan kişiyi geri getiremezsiniz. Bu doğru. İsterseniz onun hakkında şey de çıkarabilirsiniz. Yani temize de çıkarabilirsiniz ama ölen yine geri gelmez. Doğru. Yani dolayısıyla falan gibi der için. Dolayısıyla birçok orada asılan ya da mahkum olan herkesin suçlu olmadığını söyleyebiliriz. İkinci mesele. Bu biraz önce dedim, devrim midir değil midir meselesi. Efendim başka yerlerde devrimler oldu. Orada çok kişi, daha çok kişi idam edildi, şu oldu, bu oldu. Doğrudur. Fakat bunun şöyle bir nedeni var. Birincisi, bu bahsettiğimiz devrim sürecini geçiren ülkeler son derece kamuoyu politikleşmiş olan ülkelerdir. Kutuplaşmış ülkelerdir. Yani 1920'lerdeki Türkiye'siyle 1917'lerdeki Rusya'sını ya da ondan çok daha önce Fransa ihtilali zamanındaki Fransız vatandaşlarının politik kutuplaşmasını karşılaştırmak mümkün değil. Bizde devrim nispeten kansız olmuştur. Çünkü ona karşı çıkacak bir gruplaşma ve politik organizasyon yeteneği yok. Eğer ya gruplar... Zaten devlete itaat var yani. Tabii, değil yani biat şimdi, kültürü var. Öyle gelmiş. Hatta bir bugün bile... 19 tane isyan var. Hatta 19 onlar, isyan var. Onlar şey, yani. onlar Kürt isyanları. Şimdi Kürtleri bir tarafa koyayım. Yani Kürt vatandaşım değil mi benim? Hayır, ülkede olmuyor şimdi, mu iş? Kürt isyan, şimdi çok özel bir, spesifik bir durum. Kürt evet. Onun dışında kimse isyan etmiyor. Kürtler tabii, isyan tabii, ediyor. Tabii. Bugün olduğu gibi. Doğru. Demek ki orada özel, spesifik tabii. Bir nedensellik evet. Bir bağlantı var. Onu şimdilik bir tarafa koyalım. İkincisi, eğer kitlesel bir ayaklanma olsaydı, o zaman İstiklal Mahkemeleri Rusya gibi çalışırdı. Hiç bundan şüpheniz olmasın. O zaman kan gövdeyi götürürdü. Eğer götürmediyse bütün bu anlatılanlardan sonra. İkincisi, sonuç olarak bu sonuç olarak bir dünya görüşüdür, bir siyasi felsefedir. Eğer siz bir topluma devrim yoluyla nasıl yapması, ne yapması gerektiğini anlatabileceğinizi ve onu belirli bir yola sevk edebileceğinize dair bir dünya görüşünüz varsa, ki benim yok. Bir zamanlar vardı, itiraf ediyorum. Bir zamanlar böyle olabileceğini düşünürdüm hayatımda. Sonra tecrübe ettikçe bunun imkansız bir yöntem olduğuna kesin olarak karar verdim. Hiçbir toplumu otoriteyle, zorla, onunla bununla istediğiniz yörüngeye sokmanızın imkanı olmadığı dünya tarihi çok açık bir şekilde kendini gösteriyor. Çok daha somut örnek vereyim. Bizim tırnak içinde devrimimizle karşılaştırılamayacak Sovyet deneyimini ele alalım. Şimdi 1917 Bolşevik ihtilalinden sonra iç savaş. Tanrı bilir kaç milyon kişi öldü. Arkasından Stalin terörü. Bizatihi bütün komünist partisi temizlendi. Hani komünistlerin dışını bırakın. Tabii. Bütün bu terör, şu bu sosyalizm ideolojisi,